Çok güzel bir ders. Elhamdülillah. İstifade edeceğinize inanıyorum. Allah istifade ettirsin. Çok aşırı salim. Vallahi her gün hayret hayret içinde kalıyor. Bunun hürmetine Allah şahit olsun. Hayret hayret içinde kalıyor. Yani çok garip bir şey ya. İnşallah siz de istifade edeceksiniz. Auz billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Ve salatu ve selam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala resulina Muhammedin selavat. Bu kainatı Allah yarattığına göre bizim zannettiğimiz gibi sade gibi gözükürken öyle basit bir dünya değil. Allah yaratmış ve Azrail'i, Cebrail'i, Mikail'i, İsrafil'i ve şeytanı da, Adem'i de indirdi. İlle buradan bir geçit yaptı. Alt yol, kavşağı yaptı. Senin ve benim zannettiğimiz gibi bir yer değil. Burası çok önemli bir kavşak. Çok önemli bir kavşak. Şeytan indirildiği zaman ve Adem Aleyhisselam indirildiği zaman şeytan ne dedi? Hatırlıyor musunuz? İndirildi, kovuldu, indirildi aşağıya. Ben zannettim ki şöyle yapacak. Estağfurullah, kusur yaptı. Affet Allah. Demesini beklerken ömür istiyor. Namussuz, ömür istiyor. Adem Aleyhisselam çok ilginç ama. Vallahi çok ilginç. Bak izah edeyim bir parçasını. Nasıl keyif almazsın? Adem Aleyhisselam ise ben nefsime zulmettim. Tövbe ve istiğfar ediyor. Tövbe ve istiğfar. O zaman iman tesir eder diyor ustad. Tövbe ve istiğfarla diyor 25. devada. Demek ki uzun yaşamak emeli şeytandandır. Tövbe ve istiğfar insanın ademidir. Ademdir. Adem, insan. Öyle 900-700 sene yaşamak çınarda yaşıyor. Adam gibi yaşa, bir saat yaşa. İnsan gibi bir yaşa, bir saat. İşte ölüm korkusu şeytandandır. Ve Yahudiler hakkında Allah söylüyor. Onlar ölümden çok korkarlar. Şeytanı dinleyen nefis ölümden korkar. Şimdi dersimiz o. Ölüm o kadar hoş ki. İnşallah ben bugün okudum. Keyfim üzerimde. Vallahi ölesim geldi ya. O kadar hoş bir yer ya. Fevkalade. Yerleri söyleyeyim belki yetiştiremem. 645 sözler, Mektubat 287, Mesnevi Nuriye 43, 135, 223. Sözler 31. Sözlerde ölümün hakikatini keşfedenler ölmeden önce ölmek istemişler. Vallahi bunu hani böyle bir de şu misal vereyim. Eskide kontrollü telefonların kartları satılırdı da böyle üzerine kazırdık böyle değil mi? Numara çıkardı yüklerdik. Dünya aynı böyle bir şey yani sanki üzerine böyle kazıyasın geliyor. Hemen dibine iniyorsun. Dünya bu kadar bir şey yani kazınacak bir şey. Numara aşağıda. Yani buzda olan su gibi. Buz dünya, su ahiret. O kadar yakın. Peki. Mustafa nerede? Mustafa bak şimdi. Enbiya ve evliyeye muhabbetin ise. Bir kanuniyet yakaladık. Allah'ın kanun. Ya ne işe yarayacak? Bir de bu noktadan bakalım. Ehli gaflete karanlıklı bir vahşetgah görünen alemi berzah. Ehli gaflet, kafir demiyor. Müslüman da dahil bunda. Kabir, vahşet gözüküyor. Vahşet. Niçin? Sözlerde ikinci dalda geçiyor. 335 miydi? Diyor ki, yeisin zulümatında. Yeis. Yeis ne demek? Ümitsizlik. İnsana ümitsizlik zulümat veriyor. Kimsesizliğin vahşetinden. Vahşet, içsel çöküntü. Allah kimseyi kimsesiz bırakmasın. Yani cemaatsız.
erva habisinin izacatından, bu şeytandır, cindir, mevadi şerirlerdir, erva, komple. Ve bu üçünün tümünün dehşetinden an şartta kurtulabilirsin diyor. Bak, yeisin zulümatından, kimsesizliğin vahşetinden, erva habisinin izacatından. İki, o ey katre misal filozof de hemen orada söylüyor. Tamam. Acayip bir şey. Kimsesiz. Şimdi evliya ve büyük zatlara muhabbet ne oluyor? Yani bir risale eline alırsan diyor, bir diyor dellal-i Kur'an olan sahiple muhatap oluyorsun, sohbet ediyorsun. Benimle sohbet etmekten 20 derece de daha fazla diyor. Bu hikaye değil, doğrudur. Tevazu falan yok burada. Çünkü bunun onun eseri değil ki, burada tevazu etme hakkı yok orada. Doğru söylüyor. Ve şeriatı öyledir. Çünkü o Said Nursi talebedir. Bediüzzaman ruhsal yapıdır, aynadır, Risale-i Nur'un yansıdığı yer. Dellal-ı Kur'an'dır o. Tamam. Risale-i Nur, nurcuların şahsi manevisini temsil eder. E, Resail-i Nur, Kur'an'ın mana mertebesini yüklenen yönü. Risalet-i Nur ise, Risaleti simgeleyen yönü. Dördüncü halife tarafı. Öyle sıradan laf kullanılmamış. Kışır yok burada. Öyle bir şey yok ya. Evliye ve evliye muhabbetin ise, muhabbet, Allah için dost olmak, birisini sevmek ise, ehli gaflete karanlıklı bir vahşetgah görünen alim berza. Allah aşkına, imanın zayıf, kabiri aydınlatamayacak kadar projektörün var, ufak mumla. Şimdi kabir ve sonrasını neyle izah edeceksin ya? Şu anda gençsiniz çoğunuz da, anlamıyorsunuz. Ben de anlamıyordum. Fakat artık kabre doğru meyil başladı mı, vallahi inim inim in diyor. Veya kanser. Yoksa bir kaşıntı başladı. Kolesterol çıktı. Ölümü keşif konuları. Tansiyon çıktı. Nabız çıktı. Kalp çıktı. O anda başlıyor ve bu hastalıktan beter başka bir şey geliyor. Eğer tahkiki imanın yok, buralardan beslenmiyorsan vesvese ve vehim. İşte o zaman kimsesizliğin vahşetinden o kolesterol mu çıktı, tansiyon mu çıktı? Eğer kimsen yoksa 14 tane şeyhim var burada. Sana bir şey. Vallahi kalkıyorum yataktan. Ne diyorsun diyorum ya. Vallahi ben, arkadaş ya. Açıyorum. Kimsesizliğin vahşetinden. Kimsesizliğim gidiyor işte. Benim şeyhim öyle. Kalktığım zaman bile buyur diyor. Ulan diğer insan şeyhini ziline ne zaman basacaksın ki? Nerede bulacaksın adamı? Beni nereden bulacaksın ya? Bir dakika. Diyelim ki ben şeyhim. Ben ikide bir zili bassam var ya, kafanı kırarım yani. O kardeşim, sen saati mi bilmezsin? Ama bu şeyh istediğin saat. Lambanı aç, muhatabım. Alemi berzah. Gaflet, alemi berzahı acayip görüyor. Nasıl görüyor? Vahşet. Vahşet, vahşette ne anlıyoruz? İçsel çöküntü, yani çöküntü de, derken... Nihayetsiz istidat ve kabiliyetler bir sisteme girmemiş. Yani bir tesbihin ipi koparırsın ya, bütün taneler birbirine girer. Birbirine girer ve birbirini tamamlamaz. Birbirinin aleyhinde. Acayip bir yer. Bir tarafta kar yağarken, bir tarafta bahar var. Bir tarafta şeftali var, bir taraftan efendim Arabistan şeyi var. Bir taraftan karanlık, bir taraftan aydınlık. Bir taraftan kadın, bir taraftan erkek. İçinden bahsediyorum. Tuhaflar memleketi içerisinde. Bir böyle, bir böyle, şöyle böyle. Ya bir tutarsız ya. Havan bir anda durmuyor ya. İkide bir kaypak bir zemin. Dünya da böyle. Atmosfere bile benzemiyor. Ya ben iyiydim ya. Allah Allah, nereden çıktı bu alet ya? Kendimi kötü hissediyorum ya. Orada bir hırsızlar var yani, oyun oynuyorlar. Sen de onu seyretmesini bilemezsen, tamam mı? Hani o ne olduğunu tanımazsan ne dersin biliyor musun? Allah Allah, ne oldu ya, hasta mıyım? İyi değilim ya, ne yapayım? Hop acillere gittim, bitti o işi. O nuranilerin, o büyük zatların ruhani feyizleri, yani enbiya, peygamberlere ve evliyeye muhabbet. Ben okuyorum. O nuranilerin vücutları ile tenevvür etmiş menzilgahları suretinde sana göründüğü için.
O nuraniler, o büyük zatlar, peygamberler ve varisleri ve onun takipçileri seviyesine göre bizim alemimizde timsalleri var. Temessülatları var. Yani şöyle güneş düşünün. Güneş şu ayna. Aynadaki güneş misali. Aynadan çıkış timsali. Timsalin misalisi. Peki bu aynadaki güneş, güneş değildir. Ayna da değildir. Bak, ayna değildir. Güneş değildir. Ama güneşin hassiyetine sahip. Hassalarına sahip. Isısı var. Işığı var. Yedi rengi var. Ama ben tuvaletteki aynaya geçsem, benim simam bunun gibi olmaz. Çünkü kesif olduğum için duygularım, hislerim burada olmaz. Güneş nim nurani olduğu için, yarım nurani olduğu için hassiyetleri gözükür burada. Tamam mı? Bu çok önemli bir şey anlatacağım. Bak işte. Bu ayna, bu güneş, ikisinden farklı aynada gözüken güneş, güneşin timsalinin misali. Onun hassiyetine sahip. Dolayısıyla o büyük zatlara iman, itimat, itikat etmemiz ruh aynamıza timsalleri oluyor. Ve tenevvür ediyor. Buna ait Risale'de şöyle bir cümle var. Oraya okumayacaktım. Ama böyle baktığınıza göre biraz dedim herhalde bunları. Altıncı esasta diyor ki garip garip bakınca merak edersiniz. Ben de merak ediyordum. Allah sana haşirde nasıl davranacak merak ediyor musun? İnsan herkes merak eder değil mi? Bundan daha büyük merak haber ne var? Ona ait bir cümle okuyacağım. Allah insana nasıl muamele edeceğine dair Osmani'yi dinle çok lazım sana. Nasıl biliyor musun? Diyor ki altıncı esas bir cümleye geleceğim orayı çizeceğim. Hem o Peygamber aleyhissalatü vesselam melek, cin ve beşerin seyidi olan zat, şu kainat ağacının en münevver, en mükemmel meyvesi. Burayı dinleyin. Çok önemli. Burayı kaçırmayın. Rahmet-i ilahiyenin timsali. Kim? Peygamberimiz. Şimdi timsali bana anlatın. Bu Şems-i Ezeli. Allah. Bu aynedir bu alem. Her şey hak ile kaim. Mirat-i Muhammed'den Allah görünür daim. Yani o mirat, Muhammed'in miratında aleyhissalatü vesselam, beşeriyeti yok. Onun için bazıları gurur yapıyor nefsinden, her şeyinden beni daha çok sevmedikçe burayı. Çünkü aynayı Muhammed'den beşeriyeti gözükmüyor, öyle bir şey yok. Beşeriyeti olsaydı kadınlar peygamberimizi taklit edemez, erkek çünkü. Kadınlar da taklit ettiğine göre beşeriyeti yok. Aynedir bu alem, her şey hak ile kaim. Mirat-ı Muhammed'den, şu miratta Allah görünür daim. Burada diyor ki, Peygamberimiz rahmet-i ilahiyenin timsali, muhabbet-i Rabbaniye'nin misali. Şimdi, güneşten çıkan timsal, aynada oluşan, meydana gelen ve sana muamele yapan misali. Peygamberimiz Allah rahmet-i ilahiyenin nesiymiş? Timsali. Muhabbet-i Rabbaniye'nin misali. Peygamber aleyhissalatü vesselam ümmetine davranışı Allah'ın kullarına davranışı şeklindedir. Nasıl davranacak? Peygamber aleyhissalatü vesselam ümmetine davranış şekli gibi olacak. O da diyor ki ümmetimden bir tane bile kalmadan ben cennete girmem. Başka bir hatırıma geliyor. Mecliste ders yapıyor. Bedevinin bir tanesine bilecek. Biz 1400 seneden beri bu kadar İslam'la pompalandık. Anne babamız dindar, bu kadar kitap okuduk vesaire. Gene bu kadarız. Takoz gibi adamız. Hepimiz aman aman bunun şeyiyiz yani. Hani kendimizi beğenmiyoruz. Ama 1400 seneden beri pompalanmışız. Peygamber aleyhissalatü vesselamın yanına gelen bir bedevi. Sohbeti nöbevide adamın affedersiniz tuvaleti gelmiş. Peygamberin davranışına bakın.
Adam kalkıyor, gidiyor kenarda, mescit böyle halı alifleks yok ki, kum yani. Gidiyor kenara, o kerpiçle yapın, ayakta böyle düşüyor adam. Hazreti Ömer bu ya, Hazreti Ömer. Rahmet-i İlahi'nin timsali değil ki. Kılıncı böyle bakıyor ama Allah Resulü müsaade etmedikçe nasıl şey yapacak? Allah Resulü şey yapıyor. O emretmek değil, yokum. Ondan sonra geliyor, yani gelmeden diyor ki Hazreti Peygamber aleyhisselam, bilmiyor. Bilmiyor. Biz olsak, ona terbiyesize bak lan. Şuraya bak lan. Adap yok, edep yok, bu adam gelmiş. Böyle derdim yani ben. Ama Allah Resulü bilmiyor. Sonra geliyor, hemen anlatmıyor utanmasın diye. Konuşmayı şey yaptıktan sonra o zaman anlatıyor. Ve adam diyor ki, bilmiyordum ya Resulallah. Düşünebiliyor musunuz? Ne bedevi muallim yapmış ayakta. Meclisin kenarında tuvalet yapan. Yani nasıl bir bedevi olduğunu anlıyor musun? Peygamberin, niye misal verdim? Peygamberin ümmetine durumu böyle. İşte rahmet-i ilahiyenin timsali. Allah'ın kullarına davranışının numunesi modeli. Böyle davranacak. Seni cezalandırmak için bahane aramayacak. İnşallah Allah diyecek ki sana, bilmiyordu. Bilmiyordu. Allah'ın bize muhabbetinin göstergesi olan muhabbeti Rabbaniye'nin misalidir Peygamber aleyhissalatü vesselam. Çünkü onun davranışı Allah öğrettiği için ondan vahyen al, geliyor diyor. Alın diyor. Ona itaat bana itaattır diyor. Öyle değil mi? İn kuntum tu'minu billahi fettebi'uni yuhibbukumullah. Allah'a imanınız varsa vesaire biliyorsunuz. Ha şimdi Peygamber aleyhissalatü vesselamın davranışı ümmetine Allah'ın bize davranışımızın misali ve misali. Timsali ve misali. Ama sürpriz de olacak tabii. Aşağı sürpriz yok. Yukarıya doğru sürpriz var. Çünkü gadabını aşmış. Elhamdülillah. Şimdi orayı geçtikten sonra o büyük zatların, o nuranilerin vücutlarıyla tenevvür etmiş menzilgahları suretinde sana göründüğü için o aleme gitmeye tevavuş, tedevüş değil, belki bilakis temayül ve iştiyak hissi sana verir. Yani onların yeri neresi? Dergahları? Ötelerde. Peygamberlerin yerleri nerede şimdi? Alemi berza. Sen ilk defa mı gireceksin? Yani o yola hiç daha hiç kimse girmemiş mi? Ömrünüzde şöyle düşünün. Hiçbir beşer gitmemiş bir devlete veya bir şehre. Yani böyle adımını atarken endişe edersin de ona ne olacak, ne çıkacak, Allah Allah. Yani işlenmemiş bir yol. Kabir işlenmemiş bir yol mu? Yok, gidiliyor. Büyük haberler geliyor. En azından bizim gibi insanlara bile geliyor. Rüya geliyor değil mi? İlham geliyor. Dedeni görüyorsun, babanı görüyorsun. Ondan sonra kitaplar var, fıtratın var, oradan geldiğini gösteriyor. Yani işlenmiş bir yol. Öyle niye garip bir yer ki? Garip değil ki ya, bilinen bir yol. Ama ben daha önce girmemişim yani. İşte bu zatlar nerede? Oradalar. İman ettiğin peygamberler nerede? Orada. Takip ettiğin insanlar nerede? Orada. Dua ettiğin insanlar nerede? Orada. Şefaat istediğin insanlar nerede? Orada. Oraya gitmekte niye korkacaksın ki o zaman? Yani orası vahşet yeri değil ki diyor. Bak diyor ki, o nuranilerin vücutlarıyla tenevvür etmiş menzilgahları. O zatların vücutlarıyla nurani olmuş oralar. Çünkü insan cennetten kalitelidir. Cennet hizmet sunandır. Hizmet alan insandır. O nurani zatların kim? Enbiya ve evliyanın. Var oldukları alem. Var oldukları bir alem. Vücutlarıyla tenevvür etmiş menzilgahları suretinde sana göründüğü için o aleme gitmeye tevahuş, böyle aman ha, böyle vahşet ve tedehüş değil, belki bilakis temayül ve iştiyak hissini verir. Peki niye insan korkuyor? Sistemi değiştirmişiz. Burada bir tuhaflık var. Derse nasıl başladım? Ölümü istemeyen. Şimdi Azrail aleyhisselam denince herkes korkar gibi. Tam tersi değil midir? Bak anlatayım. Azrail aleyhisselam gelir, ruhu cesetten alıp götürür. Öldüreceği hiçbir şey yok. Ne cesedi öldürüyor, ne ruhu öldürüyor. Ruhu alıyor. Cesetten alıp götürüyor. Öyle değil mi? Ben mi yanlış var? Peki, ruhu öldüren ne öldürüyor? Ruhu ne öldürür?
Günahlar. Günahlar öldürür. Günahlar ruhu öldürür, cesede gömer. Soruyorum o zaman. Ruhun Azrail'i, Azrail mi günahlar? Azrail ruhu öldürmüyor sevgili kardeşim. Azrail aleyhisselam ruhu cesetten alıp götürüyor. Bir şey yapıyor ki. Günahlar ise ruhu öldürüp cesede gömüyor. Hangisi Azrail? Günahtan korkacaksın kardeşim, Azrail'den değil. O peygamber ya, meleklerin peygamberi aleyhisselam diyoruz. Zaten ustad da diyor ya, ona diyor 100 bin memnun olurum diyor ona teslim. Tabii ya. Azrail aleyhisselam'a korkulur mu ya? Günahtan korkacaksın kardeşim. Ruhunu öldüren o. Onlara diyor, oralara gitmeye bilakis temayül ve iştiyak hissini verir. Hayat-ı dünyeviyenin lezzetini kaçırmaz. Ya bu kadar baklavalar yedi falan, bir sürü özel cinsellik de var, gezme var, makamlar var. Lan bunların kralı var, burada yok onlar. Seni o istediğin, o zannettiğin zan bunlar. Allah diyor ki burada diyor zindan-ı dünyadır. Buraya zindan diyor, senin bizim taptığımız yere zindan-ı dünya. İşte Allah'ın vaat edip de bitiremediği, anlatıp ötelerde. Acaba nasıl olur? Ha bizde şöyle bir tedirginlik var. İlk defa olacağı için bilmiyoruz olan ne olacak falan. O adam olmayan, kimsesi olmayan biraz korkması lazım. Cemaati yok. Gideceği bir şey yok. Medet yok. E burada da zaten yalnız kaldı. E şimdi bakıyorsun orada peygamberler var. Dostlarım var. Ustadlar var. İmam-ı Rabbaniler var. Gazaliler var. Şazeliler var. İmam Azamlar var. Yani iman ettiğimiz kişiler ya. Sevdiğimiz kişiler var. Arkadan da yukarıdan telkin verenler cemaattan, koca cemaat yukarıda. O öteki tarafta da seni bekliyor. Ortada münnünker mekir var. Cennet zebanesi değil ki ya, soru soracak. Sürprizlik yok ki. Yazılıyı okuyor kardeşim. Orada soru sormak değil, yazılıyı okuyor sana. Soru burada soruluyor, cevap burada veriyorsun. Münker mekir yazılını okuyor. Yazılı okuyor kardeş. Bak soruyu ben size sorayım. Allah nasıl soru soruyor. Geldi oradan açık saçık birisi geliyor. Soru bir. Bakıyor musun, bakmıyor musun? Allah diyor ki bakma. Bakmadın. El cevap bakmadı. Kağıda yazdın. Baktı. Baktı. Şimdi nüker mekir senin yaptıkların sana hatırlatacak. Yazılı bak. Sana soru soruldu. Fırsatın oldu, memurdun. Rüşvet teklif edildi. Reddetti. Sen falan yerde nüker mekir böyle yapacak. Bir tanesi tikat soruyor, bir tanesi amel soruyor. Sen rüşvet teklif edildi. Almadın aldı. Veya burada aldı yazıyor. Böyle olur mu? Almadın aldı yazıyor. E peki aldın aldı. Aldın ama burada almadı gözüküyor. Olur mu? Sürprizlik yok ki. Yazılıyor orada, okunuyor. Soru cevap burada. Peki Azrail nerede? O da burada. Günahlar Azrail kardeş. Nünker Mekir de burada zaten soruyor. Yazılıyor orada, okuyorlar sana. Gariplik yok. Garip burada. Acayip bir yer burası. Azrail burada, Nüker Mekir burada, sorular burada, kafirlik burada. Orada öyle bir şey yok. Cennet, cehennem ayrı. Burada her şey aynı. Karma aynı yerde, aynı dükkanda. Acayiplik, gariplik burası. Orada ayrışma yeri. Yani oraya gitmek insana hayat-ı dünyevinin lezzetini kaçırmıyor ki. Tam tersine bu hayatın çekirdek olup orada ağaç olacak. Doğdun, öldün. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Ezan okundu. Sonra kamet getirildi. Namaz mı kılacaksın? Çocuk, bebek doğduğu zaman ezan ve kamet getirilir. Ezan ve kameti biz biliyoruz ki namaz içindir. Namaz mı kılacak? Yok. Sonunda da cenazesi kılınıyor, kendisi kılmıyor gene bir de. Peki namaz ne zaman kılacak? Kamet getirildi. Doğdu, öldü, hayatı salat. İçerisinde namaz varsa salatın sahibidir. Hayatın kendisi salat. İçerisindeki namaz var. Ya işte hayat kendisi salat. Elhamdülillah. Yoksa onların muhabbeti ehli medeniyetin meşair insaniye muhabbeti nevinden olsa o kamil insanların fena ve zevallerini mazi denilen mezar ekberlerinde çürümelerini düşünmekle. Yani ehli dünya yıldız diyor. Toprağa değil gönlüme gömdüm diyor. Senin nereye gömüleceksin, o da gömüldü o zaman. Yani ehli dünyanın liderlerini sevdiği gibi biz sevmiyoruz ki onları.
Öyle takip etmiyoruz ki bak. Eyli dünya liderlerini. Ressamdır, bilim adamıdır, bilmem nedir. Uyduruk adamdır, ömrü rezil geçmiş, tamam mı? Dinsizlikle geçmiş. Gönlümüzde taşıyoruz diyor. Bak, onlar için bak ne diyor? Yoksa onların muhabbeti ehli medeniyetin meşair-i insaniyeye, ehli medeniyetin o liderlerine dinsiz, yani din olmayan bir kisveye anlayışla verdikleri mana, muhabbetin nevinden olsa, bizimse öyle değil, o kamil insanların fena ve zevallerini mazi denilen mezar ekberlerinde çürümelerini düşünmekte. Doğru. Onlar çürüdü, yok oldu. Ulan biz de öyle olacağız ya. Tam tersine libasımızı çıkarıp alemi berzaha, alemi mesela, misale inkılap edecek insan. Yani bu libası burada giymedi mi? Hatta giydiği zaman ruh çocuk 17 dakikalık bir video getirdiler bana bu işin uzmanları, doktor, çocuk doktoru. Bilmem kaç ayda veya senede çekmişler. Çocuğun davranışı, bebek. Bunu toplamışlar, video yapmışlar. Şimdi bebeğin davranışlarına ben baktım. Eline bakıyor, ağzına şey sokuyor, ayağını çekiyor, çorabını şey yapıyor. Bebek yani. Baktığınız zaman çocuk hayrette kalıyor. Bu neyin nesidir? Gözünü sokuyor, gözü bilmiyor. Yani cesedi tanıyor, tanımaya çalışıyormuş. Kendini tanımaya çalışıyor. Sonra suyu döküyor, sen yaramaz diyorsun. Hayır, gücünü deniyor, o nasıl olacak? Hep tanımaya çalışıyor. Bebeğe baktığım zaman orayı burayı eğiliyor, kalktığı zaman duramıyor, tamam mı? Özür dilerim, affınıza sığınırım. Gazı çıkıyor, gazından korkuyor. Acayip bir şey, çocuk hemen korkuyor falan, nereden geldi diye. Ben bir baktım ki kendisini tanımaya çalışıyor. Demek ki buralı değil gelen. Gelen geldiği cesetli değil. Kullanıyor. Allah Allah. Veya yeni giydi, tamam mı? Gömlek falan. Nasıl olur falan. Bakarız ya. Çocuk tanımaya çalışıyor. Elini, ayağını, kolunu. Zaten çocuk terbiyeleri, bilim adamları da öyle diyor. Vurup kırması deniyor, öğrenmeye çalışıyor diyor. Neyi? Tanıma, yabancı bir memlekete gelmiş. Cesedini tanımaya çalışıyor. Ne anlatacağım bak. Bu yabancı iken tanıya o kadar ruhu cesette özdeş olmuş ki cesede, daha önce yabancıydı tanıyan, ben demeye başladı cesede. Tuhaflık burada. İşte bundan sonra kitap okuyoruz ki ben bu değilim. Ben bu değilim. Bu sefer gene bir ilim yapıyoruz. Ben bu değilim. İlk önce alışana kadar canı çıktı. Şimdi uğraşıyoruz, biz bu değiliz. Biz üç kişiyiz. Bunu yapamazsan vesveseden kurtulamazsın. Benim nefsim, benim ruhum, ben diyen. Üç tane farklı şey var. İki kafadan ses çıkar. Demiyor. Ayıptır ya. Ver ağzının payını. Ay. Ona ver zekatı. Vallahi öyle diyor bak. Hemen diyor zekatı vermek isteyecek bu. Hemen birisi dikilir. Ya verme ya, param biter ya. Ahmak mısın, çalışsın onda olsun. İki tane ses duymuyor musunuz? Yap, yapma, deme, git, gitme. Ya şimdi yat dedi ya. Şimdi derste ne işin var ya? Sen zaten okuyorsun, sen okuyorsun ya. Demiyorum. Bak derse gelmemek için 40 tane deriden su getiriyor. Kim bu adam? Ben miyim? Senin için de. Bunu bilmeyen ne der biliyor musun? Doktora gitsen. Doktor bey, buyurun. Ben kendimi iki tane farklı şahsiyet görüyorum. Doktor ne der biliyor musun? Aman aman şu ilacı içi tek hisse. Bana mı geliyor? Kaç tane hissediyorsun kendin iki? Ne iki lan? Üç tane olmam lazım. Çünkü benim nesim, benim ruhum, ben diye. O ilaç içiriyor, teke indirmeye çalışıyor. Allah Allah ya. Böyle bildiğin zaman, bu budur, bu da budur, bu budur, bu da budur. Diyorsun, tamam lan namusun sesinden gelin. İlim onu tard eder. Cehil onu davet eder. Tanısan, tanıyorsun. Bak iki tane yapı anlatılıyor devamlı. Tak tak, din değil mi? İki tane farklı ses. Bu. Yani nedir o nefis? Bedenselle alakalı olan. Mesela elmayı koydunuz makineye, suyunu çıkarın. Elma suyunu çıkarın. Ha, cesedi de makineye koysanız, çıkan hislere, his, heva, heves, tabiat, asap. Beş tane malzeme çıkar. Elma suyundan beş tane element çıktığı gibi. Bunun adı, beşinin adı nefis. Bu işte ölümden korkan bu namus. Bu. Ama bizi yutturmuş. Ben korkuyorum zannediyor.
Korku aklidir. Haf kalbidir. Allah'tan korkmakta lezzet vardır. Hafullah'ta. Hafullah'ta lezzet var. Ama korkuda çöküntü var. Allah'tan kopuk, merhametsiz Allah'ı düşünerek kabre bakarsanız ruhunuz çöker. Kontrolsüz korku olur. Aha tansiyonum çıktı. Aha nabzım biliyorum. Aha ben evde öleceğim. Allahsız düşünmelerin özelliği bu. Bu vehim. Şeytan kalbe vesvese atar, akla vehim verir. Bunun özelliği. Ama böyle kendini üçe ayırırsan ha bu adam. O konumuz o değil. Onlar çok basit artık. Biliyorsunuz merak eden Nur dersine girer. Bunlar anlatılıyor. Yani vehim ne yapar? Vesvese ne yapar? Vesvese varı yok eder. Yani abdestliye ve imanlıya musallat olur. Der ki abdestin yok, imanın yok. Vehim ise fikri yapı. Ölüyorsun. Ha, patladı kafan. Nabzın gitti. Öleceksin. Kefenlendin. Bilmem ne yaptın. Son odaklandırır. En sona. Uçak sağlandı. Hemen kefenlensin odaktan. Uçak düştü, çaktı, öldü, sarıldı. Hemen bu arada hiç kurtuluşu koymaz. Böyle olmaz böyle bir şey diye. Hemen vehmin özelliği varı yok, yoku var eden yapıyor. Demek ki biz iman ettiğimiz ve takip ettiğimiz kişileri, o büyük zatları, o alemde nurani olduklarını nereden biliyoruz? Çünkü inikasları var bizde. İnikasları var, feyiz alıyoruz. İnikas. Nasıl alıyoruz mesela? Sirayet var. Şöyle bir misal vereyim. Şimdi ben senin köyüne gelsem, ben de garip duygular olmaz. Herkes köyüne bir gitsin böyle hayalim. Peki senin çocukluğun geçti ağaca, eve, taşa, sığırları bakarken oturduğun taşa gittiğin zaman ben otursam bir de sen otursan aynı duygu mu olur? Hemen bir tuhaf garip duygular olur değil mi? Onun adı sirayettir. Orada olmakla beraber sendekileri uyandırıyor. İşte bu sohbetler de taş gibidir. Alamettir. Sendekileri uyandırıyor. Yani zahirde ilim alınır, batında ilim alınmaz. Aldıklarınla batın uyandırılır. Yani o hatıra gibi. Taşın üzerine oturdun, 20 sene önce dedenle oturup sığır bakıyordun çoban. Vay be! Ama ben de yanındayım. Ama dünyan değişik. Ben senin yanında... Ne oldu kardeşim? Abi ya, ah Allah, 20 sene önce burada bezimi de açmıştık. Bu da dedemle yemiştik. Tamam. Şimdi hiç kimse yok. Taş seninle konuşmuyor mu? Duygularını aktif etmiyor mu? Seni ta geçmişe götürmüyor mu? Sana bir şeyler demiyor mu? Bu kitaplar da böyle. Libas bunlar. Kur'an da böyle. O kütüphanedeki Kur'an, o musaftır. Libaslanmış. Kur'an mahluk değil. Okuduğun zaman sende ortaya çıkan Kur'an'dır. Bak bunlar libas. Yani öyle kamilleri çürüten bir mezar, bak öyle düşünürse ne olur? Yani öyle kamilleri çürüten bir mezara ben de gideceğim diye düşünür. Çünkü o ehli dünya öyle düşünür. Ulan şu adam ampulü bulmuş, motoru bulmuş, memleğini yapmış, karmak silmiş. Ulan önder, böyle bir adamlar nerede? Çürümüş. Ben de çürüyeceğim. İtikatsız böyle yapar. Adam perişan ediyor ya, çürümeden çürütüyor. Mezaristan'a endişeli bir nazarla bakar. Çünkü nasıl ümit bulacak ki? Ya dinsiz kabri nasıl yorumlayacak? Allah aşkına ya, en büyük mesele ya. Yani ustad diyor ki 72 mesnevide, bunlar nasıl intihar etmiyor diyor. Nasıl kafayı yemiyor? Yani önünde kabir, arkasında hastalıklar. Yani ecel diyor arkasında, sağ ve sol. Acizlik, fakirlik, arkasında da ecel. Ancak bir şartla yaşarlar. İptaliz. Doktor dişinizle uğraşırken çıldırırsın. Hemen iğne yaparlar değil mi? Uyuşturur. Ha bunun adı iptaliz. Ha günahlar iptalizdir. Sıkıntı, aç lan şu televizyonu. Sus lan çocuğa diyor. Biraz onu, ha iptal et. Müslümana da ne yapıyor? Müslüman da imanından ve namazından, derse gelmesine, kitap okumasına zevk alamaz hale gelmiş. Günahlardan da. Günahlar iptalistir, iğnedir, narkozdur. Ruhu öldüren ya. Bak onlar ne diyormuş? Öyle kamilleri çürüten bir mezara
ben de gideceğim diye düşünür, mezaristana endişeli bir nazarla bakar, ah çeker, ah ulan ah. Ulan olsan ne olur, alame-i can olsan ne olur, bu tuzla senin olsan ne olur? Mezar mı sonu? Nereye, ne götüreceksin ki? Bu elimle o kadar insan gömmüşüm ki. Gasilhane var ya, gasilhane, adam yıkandığı yer böyle. Bir dili olsa da görseniz, kimleri gördü? Ne adamları görmüş, ne namertleri de görmüş orası. Şimdi baktığı zaman adam kafası çalışıyor da, ulan bunlar gitti, o gitti, bu gitti, parası olan gitti, fakir de gitti, zengin. Ulan buraya mı girecek ya bu kar tipi kıyamette? Keşke diyor ki kışın ölmesem, ona kışın yazı var mı? Üşüyeceğini zannediyor. Bir tane öyle diyor babana, ya dedi, oğlum dedi. Dua et de dedi, ben dedi yazın öleyim. Niye babaanne dedim ya, hayır dinlemiyor. Ya üşürüm ben oradan. Zannediyor ki orada oturacak böyle, üzerime toprak gelmiş. Tamam. Dedim ya merak etme babaanne dedim, ısıtıcı koyar. Allah Allah. Varlığından haberin var mı uyuduğun zaman? Acayip bir şey. Ölümü zannediyor ki bayılmak zannediyor. Ölüm kurtuluştur sevgili arkadaşım. Ölüm kadar okuyacağım burada. Ölüm kadar harika bir şey yok ya. İnkılaptır ya. Çekirdeğin ağaç olmasıdır. Ölüm müdür şimdi? Çekirdeğin ölümü ne demektir? Ağaç olmasıdır. Çekirdeğin ölümü ağaçtır. Peki şimdi öldü mü o? Başka bir dünyada dirildi. Karanlık aleminden başka bir aleme dirildi. Neyin ölümü yani? Evet, dünya cihetiyle öldü. Siz de öldünüz şimdi. Televizyonun ölüsüsünüz. Niye televizyon karşısında değilsiniz? Yani bir şey yapmıyorsanız onun ölüsüsünüz. Yaptığınız şeyin dirisisiniz. Ah çeker. Evvelki nazarda ise o din nazarıyla bakınca cisim libasını mazide bırakıp, yani kaç yaşında bıraktın? Kaç yaşındasın? 37. 37. 2 ile çarp ne yapar? 74 mü? 74 tane libas. Senede 2 defa değiştiriyorum. Mazide bırakıyor, kendileri istikbal salonu olan berza aleminde kemali rahatla ikametleri düşünür, mezaristana, ünsiyetkarına bakar. Yani 74 tane bedeni misalisi, ha bu işte. Bir senelik hücre yok bende. Neresi 50 küsur yaşındaki şey? Neyimdir yani? Bak 50 küsur tane ceset var zaten arkanda, bir sürü ceset var. Anderler ya, sen kaç tane cesedin var falan. Sen diyebilirsin, ömrünü iki kere çarparsan 50 yaşından 100 tane cesedin var dersin. Çünkü onlar hep harcamışsın. Nerede onlar? Yok ki. Bir senelik hücre yok ki. Neren yaşlı o zaman? Neren yaşlı? Abi Simay şu 50 gösteri 40. La 40 senelik hücre yok. En fazla bir hücre 6 aylık. Neren yaşlı o zaman? Ne biliyor musunuz? Onu uzun olur. Onu şimdi bunu buraya koyuyoruz. Bak diyor ki eğer vefat edenler o ziruhlar zevil okuldan ise 287 mektubat. Yani ruh sahibi ve akıl sahibi ise vefat edenler zaten saadet ebediyeye maddi ve manevi kemalata medar olan alimi bekaya ve o sani hakimin dünyadan daha güzel, daha nurani olan alemi berzan, alemi misal, alemi ervah gibi diğer menzillerine, başka memleketlerine, Allah'ın başka memleketlerine bir seyri seferdir. Bir meftu adem ve zevali fırak değil, belki kemalata kavuşmakmış. Kemalata kavuşmakmış ölüm. Nasıl kemalata? Çekirdek hayatından sümbül hayatına dönüşmektir. Buzdan suya, sudan H2O'ya, H2O enerjiye. İçi boş bana dünyada bir varlık söyleyin, şey söyleyin ki içi olmasın. Mesela ne olabilir? Suyu boşalttın, hava var. Havanın içine gir, proton, elektron var, atom var. Atomun içine gir, esir var. Esirin dibine git, maddi hayat var. Hiçbir şey boş gör. Boş nerede var yani? Varlığın içi neresi boş ki? Buz, su var. Su, H2O aynı öyle. Bu içi boş mu bunun? Atom var. Atomun için proton var. İn aşağı kuarklar var. İn aşağı enerji var. İn aşağı esir var. İn aşağıya madde hayat var. Aynı yerdeyiz. İn aşağı derken kata inmiyoruz. Buradayız gene.
Maddi hayat var. İn aşağıya aynı hayat var. İn aşağıya akıl cevheri var. İn aşağıya ruh var. Ruh cevheri var. İn aşağıya Nur Muhammed'i. Dibi yok ondan sonra. Cennet oho da nerede kaldı? Aynı cennet burada var işte. Neresi biliyor musunuz? Buz gibi düşünün. Su, H2O, enerji, maddi hayat, aynı hayat. Cennet hayatıdır. Cennetin temel sanatı var burada. Melekler yok mu? Ya içi boş, boş yok ki bir şey. Dipsiz bana bir şey gösteremezsiniz. Dibi nihayetsize gidiyor. Yok yani. Demek ki başka memleketlerine bir seyr-ü seferdir. Burada vazifelerini itmam ettikten sonra, değil mi? Vazifelerini yaptıktan sonra, memuriyetlerini tamamladıktan sonra teris edileceğiz. Diyor ki burada, ehl-i şuhut dediğimizden maksat Evliyaullah'tır. Zira velayet sahibi, bak velayet sahibi, çok iyi dikkat edin, bu çok ilginizi çekecek, ilginç bir yer. Zira velayet sahibi, velayet ne demek biliyor musun? Yani mülkten meleküte manaya geçmiş, tefeüz etmeye başlamış, zevkletmeye başlamış. Yani şu kışır var ya, kışır, şu alemi mülkten, meleküte başlar velilik. Yani velilik böyle şey zannetmeyin ha, bir veya birkaç tane isme mazar olmuş. Yani kabirdeki keşfetmek o kadar büyük velilik değil yani. En düşük makam oymuş böyle. Yani şey, ama başka sahada. Esas esmada meratip almak. Yani maddede manaya geçmek. Orada tefeüz etmek. Tefekkür etmek. Bak onlara ne oluyormuş? Zira velayet sahibi avamın itikat ettiği şeyleri gözleriyle müşahede ediyor. İmam-ı Rabbani Hazretleri diyor ki avamın diyor cennette beklediği lezaiz-i hayatiyeyi, cennetteki beklediği o lezzet alemini havas ruhunda yaşar diyor dünyadayken. Aha bak burada diyor. Bak ne dedi? Velayet sahibi avamın itikat ettiği şeyleri gözle müşahede ediyor. Nasıl müşahede ediyor? Mesela avam elmayı Allah'ı anlamıyor. Avam olduğu için elmayı yiyor, yutuyor yani. Sır gibi yiyor. Dedim Bismillah dedim ya. Tabii ya Bismillahirrahmanirrahim. Ama havas işi fark eden elmaya baktığı zaman Allah'ın esmalarını bir kere dimağında fark ediyor. İlmel yakin. Sonra onun arkasındaki gizli eli merhamet ve şefkati görüyor. Merhamet-i İlahiyenin timsalini, muhabbet-i Rabbani'nin misalini görüyor. O elma nedir biliyor musunuz? Muhabbet-i Rabbani'nin misali. Yani elmaya bakarken bizim gibi bakmıyor, tefsir görüyor. Yani bir alim gibi Allah'a tefsir ediyor. Ya mulebin diyor mesela, ey renklendiren, ey sanatkar, sani, ya hakim, yani hikmetli yapan, ya hay, ölüleri dirilten. Bu ilmi, bu ilmel yakin. Sonra tefekküre geçiyor. Tefekküre geçince bak nereye taşıyacak sizi. Ondan sonra insan tefekkür edince kimse senin haberin yok. Tefekkür ettiğin zaman Latife-i Rabbani'yi Allah'ı görmeye başlıyor. İnsan Allah'ı görüyor. Ama kör olası cehalet görmeyi göze indirgediği için görmedim zanneder. Şu, mesela bak bir saniye. Namazdasın. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Errahmanirrahim. Ya bir derste veya bir namazda böyle. Sana bazen bir tatlı olmuyor mu böyle? Böyle huzur olmuyor mu? O ne demek biliyor musun? Allah aralamış. Bak senden razıyım demektir. O huzur demektir. Huzur olabilmesi için hazır olması lazım. Peki neyle anlayacaksın? Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Böyle lezzet alıyorsun. Peki neyle? Gözde anlar mısın bu lezzeti? Gözde, radyo dalgalarını gözde görüyor musun? Yok. Radyo dalgalarını kulakla görürsün. Diline de göremezsin. Değil? Ha, her bir varlığa ait ayrı bir cihazımız var. Renklere, şekillere göz. Seslere kulak. Kokulara burun. Manaya da Latife-i Rabbaniye. Aldığını nereden biliyoruz? Latife-i Rabbaniye'nin görmesi gözün görmesine benzemiyor.
Annenin çocuktan aldığı koku veya o şefkat lezzetini sen en âli şeyden alamazsın. Çok tuhaftır. Altını temizlikten aldığı lezzeti sen âli bir şeyden baktığında belki o kadar lezzet alamazsın. O başka bir duygu. İşte velayet sahibi insanların ruhları Allah'ı görüyorlar. Sen de görüyorsun ama kör olası cehalet. Diyorsun ki Allah gözükmez ama görmeyi göze indirgediğin için fark etmiyorsun. Latife-i Rabbaniyen seni Allah'a görüyor. Şu, dikkatinizi dağıtmayın. Latife-i Rabbaniyen şu, huzur bulamıyor musun ben? Oh, şimdi derste rahat değil misin? Eğer ruhun sahibine müteveccüh olur, şöyle anlatayım daha iyi şey yapayım. Zannediyorum ki iyi anlaşılmadı. Adam şimdi televizyona bakacak. Televizyon karıncalı. Televizyon oraya duruyor, camdan kafayı çıkarttı, çatıda adam var, antenini düzeltiyor. Çevir, 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 ya biraz ters çevirdin, tam tersini yap, tersini yap, tamam, öyle dur. Hem ona sesleniyor, bakıyor, hem televizyona bakıyor, tamam mı? Şimdi adam diyor ki, abi diyor yandırıyor, lan sana ne bre ya, yan işte, şimdi burası doğru. Burada olan doğrudur, oradaki yamukluğu önemli değil, böyle duruyormuş. Nasıl durursa dursun, burada net. Karınca kalktı. Sağlamlar. Abi düzeltsem rüzgar... Olmaz işte bozuluyor burayı. Yani şuradaki hareket buraya göredir. Şimdi sen çıplak gözle uyduyu görebilir misin? Bak bakalım uydu var mı? Göremezsin. Peki çanak antenin içine bakın. Resim var mı film? Yok. Çanak uyduda misal haşa Allah. Çanak antende maksat Latife-i Rabbaniye. Ruhtaki sistem. Kablo hissiyat, televizyon kutusu beden, iç televizyondaki o sistem ruh. Şimdi cahil adam televizyonun kutusundan çıktığını zanneder o filmlerin. Oysa bilen uydudan buraya yansıyor. Ama bu yansıma gibi miydi uydudan gelen? Resim gelmiyor ki. Dalga geliyor ve sinyal geliyor. Televizyonda resime dönüşmüyor. Televizyonda nasıl ki film dönüşüyorsa... Vacibül vücuttan gelen feyiz veya büyük zatlardan gelen feyiz Latife-i Rabbaniye'de bize huzur olarak gözüküyor. Uydu çanağın da hazır olmasa televizyonda görüntüsü olmaz. Allah hazır olacak ki sende huzur olsun. O hazır eden Esma Fatir-i Hakim'dir. Bunlar harika bir efendim büyük Cenab-ı Hakk'ın nimet ilahisidir bunları anlamak ve duymak. Belki bazılarınızın ilgisini çekmez ama bu size çok lazım çünkü insanı tanımlamak. İnsanı tanıdıkça bedensel yapıdan çıkıyorsun. Bu derste ne işine yarayacak biliyor musun? Yarıyor. Zaten biliyorsunuz da. Bedensel dayatmalardan, bedensel sıkıntılarından, panik atak, depresyon. Bunlar Allah'a karşı duruşumuzun zayıflığından, imanın zayıflığından geliyor. Yani bu tür şeyleri yorumlayamamaktan geliyor. Yani bedende tek olduğumu zannediyorsun. Bedene ben demekten kaynaklanıyor. Bedene ben diyorsun. Sıkılıyor. Kim sıkılıyor? Şu anda nefis sıkılıyor mu sıkılmıyor mu şimdi burada? Kalk lan yeter lan bu adam bak uzattı falan. Diyen o adam. O adam diyor. Ötekisi diyor ki oh ya ne güzel gidiyor ya. Diyen o. İkide bir böyle birisi WhatsApp'ta bir şey atmıştı lan baksana diyen o adam. Baksana sen de mücadele ediyorsun. Tak tak onun için ben size iyilik yapıyorum. Sessize bile almayacaksınız diyorum ha. Kapatacaksın şunu. Çünkü adamı biliyorum. Seni dürtecek o. Çünkü bende de var o adam. O adam bende de var. O namussuz bende de var. Acayip bir şey ya. Biz de biraz konuşuyor yani. Adam gayet açık. Hiç şakası yok. Biz şeytanı ciddiye almıyoruz. Ama şeytan seni ciddiye almış. Biz kale almıyoruz adamı. Ama öyle tahlil ediyor ki hiç şansı yok vallahi. Laboratuvara sokuyor Risale'ni. Darmadağın ediyor. Bu budur, bu da budur, bu da budur. Bunu güçlendirsin, bunu şey olur, bunu yapacaksın. Bak ne diyor? Zira velayet sahibi, velayeti falan öteleme. Ya bizimle ne alakası var lan velayeti falan. Uçuyor. Hayır sen ya. Olayı fark eden. Mülkte melekütü fark eden, bakan, ehli tefekkür için zaten aşağıda söyleyecek. Avamın itikat ettiği şeyleri gözle müşahede ediyorlar. Kur'an yolu ile gidenlerin silah ve zahireleri ise
kadir-i mutlaka, gani-i kerime olan tevekkül onları temin eder. Tevekkül. Onun yolu, velilik yolu, iman, tevhid ediyor. Tevhid, teslimi. Teslim, tevekkülü. Tevekkül, saadet-i dariye. Bak, tevekkül ne yaparmış? Zira tevekkül, istinat ve istimdat noktalarını tazamun ediyor. El öpecekti. Nice kara kaplı insanların din adını öpecektin. Hakikati öp işte. Şuraya bak ya. Diyor ki, zira tevekkül ve istinat, yani imandan hariç dünyada en büyük nimet, ahirete ümitli yaşamak. Böyle. Elhamdülillah, Allah var. Rezil adamım ama, günahım kepaze var ama, Allah'ım benim büyük. Allah'ımdan büyük bir şey yok. Allah'tan büyük günah işleyemezsin zaten. Böyle bir şey yok yani. Günahım çok ama Allah'ım çok büyük. Tamam. Böyle ahirete ümitli yaşamak kadar bir nimet nasıl olur? Ben bile düşünemiyorum. Ümitli yaşıyorsun ya. Kabir varsa var kardeşim. Ahiret var. Ya aşıyorsun biliyor musun yani? O avamın panik yaptığı depresyon çöktüğü şeyde, o kuyuda. Kuyuna ne alakası var be kardeşim? Gömleğin üstü kirlenince sepete atmıyor musun? Yıkanmasın, yıkansın diye. Sen başka yerde şu anda dolabınızda çamaşır yok mu? Atletler var bilmem ne kapalı. Sıkıntı, karanlık. Sana sıkıntı veriyor mu? Kabirde de cesedin öyle olacak kardeşim. Ne alakası var? Biz cesette biz değiliz ki cesette azap çekeyim. Cesette çeken çekecek. Niye? Cesedi yaşayanlar cesedi muamele görecektir. Allah Resulü diyor ki aleyhissalatü vesselam, Hazreti Ali'ne, insanlar uykudadır. Ölünce uyanırlar. Siz ölmeden önce uyanınız. Peki, bu burada yattın. Yattın. Kendi varlığında haberi var mı? Yok. Kendini kaybeden bir insan, kendi haberi, varlıktan da haberi olmaz. Öyle mi? Peki, uyandı adam. Uyandı. Uyananla uyan aynı yatakta değil mi? Uyanan başka bir yere gitmedi ki. Ne var ne yok lan. Allah Allah. Lan neredeyiz ya? Daha önce gelmiştik yordun. Ömer bana bir yer yaptı. Dedim ya kardeş ben çok yorgunum. Hiç bile bakmadım. Çok yorgunum. 2-3'te geldim. Yatıyorum bak şimdi. Hadise anlatmaya çalışıyorum. Tiyatro yapmıyorum. Yatıyorum. Öyle yatmışım ki hiçbir şeyde haberim yok zaten. Karanlıkta yat. Kendimi kaybettiğim için benimle bilinmesi gerekenler de yok oldu. Tuzda yok. Benim dünyamda yok. Sonra bir uyandım. Allah Allah. İyi. Pijamada giymişiz. Güzel de resim var. Ha. Peki uyuyan da yatan da aynı nerede? Aynı yerde bir yere gittiği değil. Uyanmak. Ölmeden önce uyanınız. O zaman uyanmak için ölmeyi niye bekliyorsun? Avam ölmeden önce ancak ölünce uyanıyor. Havas ise, burada dedi ya işte, veli Allah'ı görüyor. Ölmeden önce burada uyanıyor. Ne demek ölmek biliyor musunuz? Nefis hayatını yaşarsak, bedensel istekler, arzularımıza şey yaparsak, nefis diridir, ruh ölmüştür. Bu adam ölecek. Çünkü küllü nefsin zayikatın mevdi. Her nefis ölümü tadacaktır. Nefisimizi yaşarsak, arzularını, nefis diri. Peki, nefsin isteklerini yaşamıyoruz. Namaz kılıyoruz. Derse gidiyoruz. Oruç tutuyoruz. Zekat veriyoruz. Nefis bunları ister mi? İstemez. Nefis öldü demektir. Peki, ölen öldürülmez. Adam asıldı. Bir dakika gömen 2 senesi de var denilir mi? Nefis öldü. Yani sünnet-i seniyi yaşayanın nefsi ölür. Ruhu dirilir. O zaman küllü nefsin zayikatın mevt. Kim ölecek? Her nefis ölecek. Nefis ölümü tadacak. Sen zaten yaşarken bitirmişsin adamı. O zaman ölen ölmeyecek. Ölmeyen ölecek. Sen zaten öldürmüşsün. Neyin öleceksin daha? Ruh çıkarmışsın cesetten. Nasıl? Yani cesedin dayatmalarını yaşamıyorsun. Ruhunu bitirmişsin demektir. O tasavvuftaki bedeni öldürmek şekli bu değil. Bu Risale-i Nur'daki ilmi hakikat bedensel dayatmalardan sıyrılmaktır. İdealist olmaktır. İşte o da şudur. Tevekkül İstinat ve istimdat noktalarını sana tazamun ediyor. İstinat şu. Dayanak noktası. Allah'a iman. Yani hadiselerde bu ihlas.
Peki fıtrat ebed istiyor, sonsuzluk istiyor, ölmek istemiyor, kabre girmek istemiyor. İmdat diye bağırıyor. Bir yerden diyor ki cevap var bende. Kimsin sen? İmani bil ahiret. Merak etme diyor ya. İstediğimde ne var? Bunun adı da nokta istimdat. Yani imdat bağırmalarına cevap verilen kaynak ve yön. Allah Allah ya. Bak ondan sonra demiş ki şurada 31'de. Allahu Ekber. Merak etmeyin uzatmayacağım ha, hemen keseceğim. Onu biliyorsunuz ama yerinden okumak istiyorum cümleyi. Bir cümle okuyacağım. Diyeceksin ki olan bir cümle adam taktı bize ya bir saat. Diyecek bak. Ölümün hakikatini gören kamil insanlar ölümü sevmişler. Daha ölüm gelmeden ölmek istemişler. Çünkü biz ölüme yüklediğimiz manaya göre gömülüyoruz. Mezarlığımız o. Bizim mezarlık şu Tuzla mezarlığı değil. Zanlarımız. Zanlarımız bizim mezarlık. Onlar ölümün hakikatini gördükleri için, yani dünyanın hakikatini keşfetmiş. Buza bakarken suyu görmüş. Oduna bakarken oduna, içindeki dumanı ve nuru görmüş. Bana söyleyin bakalım, dumansız odun olur mu? Nursuz odun olur mu? Olmaz. Hani bu bedendir. Dumandan kasıt nefistir. Nurdan kasıt ruhtur. Yani bunu fark etmiş. Avam ise bu odun, bu budur der. Ama havas ise buna duman diye bakar, nur diye bakar, ısı diye bakar, mobilya diye bakar vesaire. Yani bunun hakikatini keşfeden, eğer zanlarımız Risale-i Nur'un dışında, yani dinin dışında zanlarımız bizim mezarlığımızdır. Onlar ölecek. Onun için diyor ki ölümün hakikatini gören kamil insanlar ölümü sevmişler. Daha ölüm gelmeden ölmek istemişler. Niçin? Hakikat ehli oldukları için. Evet. Ne mutlu o hakikat ehli olanlara. Şimdi ben 3-4 yer vardı. Mesela 43'te oradaki bir cümleyi naklediyorum, kapatıyorum. 40. sayfada da diyor ki, ve kapattım, bilmana nakledeyim kuzunum. İnsanın ahvaline, Mesnevi Nuriye'de geçiyor 43. sayfada. İnsanın diyor şu ahvaline bakınca buralı olmadığı anlaşılıyor. Buralı değil. Çünkü hiçbir şey benzemiyor buraya. Vallahi ben elmaya benzemiyorum. Benziyor musunuz? Siz de mi? Armut'a benzemiyoruz, sığıra da benzemiyoruz, yıldıza benzemiyoruz. Değil mi? Taşa benzemiyor. Bir bakın bakalım insanın ruhsal yapısı nereye benziyor? Ruhsal yapısı yani. Hani cesedi benzeyebiliyor. Hayvanın eti benim de etim. Tamam onun gözü benim de. Benziyor. Ruhsal yapısı hiçbir şeye benzemiyor. İnsanın diyor ahvaline bakılırsa buralı olmadığı gözüküyor. Dikkat edersin. O zaman burada misafir. Aslına gitmek istemez mi? Gitmek ister. Ha, o zaman insanın aslı vatanı orası. Neresi? Fıtratın gösterdiği yerdir. O zaman fıtrat aslına gitmekten memnun olur. Memleketine dönmekten memnun olur. Ama bizi oyalayan şuydu, son cümlem olsun. Hani bebek misali verdim ya, ilk önce geldiği zaman elini ayağını tanımaya çalışıyor. Sokuyor, kulağını sokuyor. Hatta şey yapmasın gözün için eldiven takarlar, ayağını yapıyor. Ayağını şey yapıyor. Kalkarken abi böyle ayağını şey yapıyor, itiyor, kalkıyor. Dikkat edin, tanımaya çalışıyor adam. Çocuk yani. Ha ruh, cesetle yeni tanışıyor. O kadar tanıştı, o kadar acayip ahbap kanka olmuşlar ki kendisi zannetmiş. Bu sefer derse geliyor, gel kardeşim kitap oku da farklı olduğunuzda uğraşıyor şimdi. Ve ahir davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El-Fatiha teman selavat. Emineşşeytanirracim. بسم الله الرحمن الرحيم إن للمتقين
muttaqina mafazan hadaiqa ve a'naban ve kawa'iba etraban ve ke'sen dihaqa. La يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا كِذَّابًا جَزَاءً مِّن رَّبِّكَ عَطَاءً حِسَابًا السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. ما شاء الله الحمد لله شكرا. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين.
Elhamdülillahi Rabbil Alemin.